Bakın zaman zaman üniversitelere, listelere, konferansa gidiyorum. Çok seçkin bir lise İstanbul'da, Anadolu Lisesi'nde. Böyle açık soru cevap yaptık gençlerle, öğrencilerle. İşte birçoğu deizme ve ateizme kaymış öğrenci arkadaşlardı. Davet ettiler, gittim. Çok kısa hemen bir şey paylaşayım. Genç bir kardeşimiz kalktı. Dedi ki ben ateistim dedi. Tabii olabilirsin, kendi tercihindir. Ama dedi eğer Tanrı varsa dedi, ona hesap soracağım dedi. Eğer Tanrı ve ahiret varsa ona hesap soracağım dedi. Ona bir soru soracağım dedi. Ben bu tip şeylere çok alışık olduğum için tebessümle karşıladım. Ve dedim evet, yani merak ettim, ne soracaksın dedim. Tanrı'ya şu soruyu soracağım dedi. Eğer dedi sen vardıysan, yeryüzünde kadınlar tecavüze uğruyorken, çocuklar açlıktan ölüyorken, savaşlar oluyorken sen ne iş yapıyordun diye soracağım dedi. Bütün salon alkışladı, gençler tabii falan, muhteşem böyle bir alkış koptu. Ben de tebessüm ettim, dedim ki tamam dedim, inşallah böyle bir fırsatın olur ve sorarsın. Ama dedim şu soruya sen de hazırlıklı ol. Aynı soruyu Tanrı sana sorarsa, yani kadınlar tecavüze uğruyorken, çocuklar açlıktan ölüyorken sen ne yapıyordun sorusunu sana sorarsa senin de bir cevabın olsun dedim. Bu sefer salon yine alkışladı. Şimdi bakın bütün mesele bu, biliyor musunuz? Biz her şeyde faturayı hemen Tanrı'ya kesiyoruz. Diyoruz ki ya kötülük var, bunun sebebi Tanrı. Peki biz insan olarak, özgür irade sahibi varlık olarak, sorumluluk sahibi, ahlaktan sorumlu olan bir varlık olarak, yani ne görev üstleniyoruz? Hangi eyleme, hangi iyiliğe dahil oluyoruz ki ondan sonra diyoruz ki niye dünyada kötülük var, niye çocuklar ölüyor, niye kadınlar şiddet görüyorlar veya tecavüz görüyorlar vesaire sorularını soruyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani hani bunu özellikle vurgulamak istedim. Yani evet, pasif kalırsak bu kötülük.